Japonya son 30 yılın en büyük tatbikatını gerçekleştiriyor. Çin'le artan gerilime karşılık gövde gösterisine giren Japonya, 100 bin askerle tatbikat yapıyor. Amerika, İngiltere, Avustralya derken şimdi de Japonya hamlesini yaptı. Sırada ne var dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim Derin Tanık ailesi. Japonya, 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatını başlattı. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatının Kasım sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada tatbikatın 1993'ten bu yana 30 yıl içindeki en büyük tatbikat olduğu aktarılırken, tüm Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel hazırlık aşamasına odaklanmasını, operasyonel etkinliğini ve caydırıcılık yeteneğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat, Amerika ve müttefiklerinin Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik etkisine karşı çıktığı bir zamanda yapılıyor. Tatbikata Japon Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden personelin yanı sıra Amerikan ordusundan bir çıkarma gemisi katılacak. Ülke genelinde tanklar, gerekli malzemeler ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere savunma ekipmanları tatbikatın yapılacağı alana taşınacak. Japonya'da Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin ya da kısa adıyla GSDF'nin hafta içinde başlattığı son 30 yılın en geniş çaplısı olarak nitelenen askeri tatbikatlarla Kuzey Kore'nin son füze denemeleri ve Çin'in bölgesel yaklaşımları gündemi meşgul ediyor. Savunma Bakanlığı Kasım ortasına dek sürecek ve yaklaşık 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılacağı açıklanan tatbikatların bölgesel caydırıcılık ve askeri kapasitelerinin arttırılması amacı taşıdığını belirtti. Tatbikatlara yönelik konuşan Savunma Bakanı Kishin Nobu, adalar bölgesinin savunulmasına dikkati çekerek, adalara saldırı dahil çeşitli durumlara karşılık vermek için zaruri kuvvetlerimizin ivedi ve kapsamlı şekilde konuşlandırılması önemli, dedi. GSDF'nin en son Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 1993'te bu çapta düzenlediği kaydedilen tatbikatlara Deniz Öz Savunma Kuvvetleri MSDF de dahil olacak. Kuzey Kore'nin hem bu planlı tatbikatların başlatılacağı hafta öncesi hem de Güney Kore ve Amerikalı diplomatların Kuzey Kore konulu Tokyo'da düzenlediği zirvenin ardından füze denemeleri yapması dikkati çekti. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nden emekli Koramiral Koda, ülkesinin başlattığı tatbikatların önemiyle Kuzey Kore'nin denemeleri ve Çin'in bölgesel tehditlerini Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Koda, tatbikatların GSDF yapılanmasında kurulan ve ülke çapında Kuzey, Kuzeydoğu, Doğu, Orta ve Batı ordularının müşterek harekatını hedefleyen Kara Bileşen Komutanlığı bünyesinde düzenlendiğini belirtti. Tatbikatların olası ulusal acil durum zamanında ordunun koordinasyonu için önemli olduğunu kaydeden Koda, ülke çapındaki bu tatbikatlar Japonya'nın savunulmasında GSDF'nin tam komuta koordinasyonuyla orduların operasyonel yeteneklerini test etmek için fırsat, dedi. Kendine güvenen ve iddialı Çin'in gölgesinde GSDF'nin ülke çapındaki tatbikatlarında önemli etken olduğunu düşünmek doğal diyen Koda, Savunma Bakanı Kishin Nobuo'nun aktardığı adaların savunması konusunun tatbikatların başlıca hedeflerinden olduğunu söyledi. Bu planlı tatbikatların başlatılacağı hafta öncesi, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik Koda, Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve füze geliştirme politikasını durdurmasını beklemek makul değil değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerel politikada ya silah ya gıda modeli uyguladığını kaydeden Koda, Kuzey Kore büyük ölçüde öz kaynaklarını hala silah geliştirmeye tahsis ediyor. Füze denemeleri şaşırtıcı değil.
Burada Japonya için anahtar politika Amerika ile ittifakı korumak ifadesini kullandı. Çin'i diplomasisine güvenilmeyecek ülke olarak niteleyen Koda, bu ülkeyle ikili ilişkilerde taviz verilmemesi kararlılığının ve bunu destekleyecek askeri kapasitelerin korunması gerektiğini söyledi. Ulusal basından derlenen bilgilere göre, askeri ve diplomatik alanlardaki uzmanlar, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japonya'nın alması gereken tedbirlerle Amerikan yönetiminin Kuzey Kore sorununa yaklaşımını değerlendirdi. Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Tokyo Üniversitesi İleri Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi RIKES'ten doçent doktor Koizumi, Pyongyang'ın denediği kaydedilen menzili 1500 kilometre olan füzelere dikkat çekti. Bu füzelerin ana hedefinin Japonya ve Japonya'da yer alan Amerikan üsleri olacağını savunan Koizumi, bu tip uzun menzilli füzelerin duyarlılık seviyesinin analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Düşük irtifalarda seyreden seyir füzelerinin radar cihazlarınca saptanamayabileceğini aktaran Koizumi, Kuzey Kore'nin fırlatabileceği hem seyir hem de balistik füzelere karşı Japonya'nın önlem alması gerektiğini ifade etti. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Evha Üniversitesi'nden Profesör Leif Erik Esley, bu denemeyi provokatif yapan balistik füzelere yönelik Kuzey Kore'nin açıklamasında bunları stratejik nitelemesi ve nükleer başlıkları küçülterek üstüne yerleştireceği hedefi imha etmesidir. Eğer öyleyse bu deneme mevcut yaptırımların artırılması için uluslararası çaba gerektiriyor dedi. Pyongyang'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yönetimi devralmadan planladığı füze geliştirme ve deneme takvimini hali hazırda uyguladığını kaydeden Easley, politik nedenlerle bu takvim ayarlanabilse de öncelikle güvenlik stratejisi ve teknik faktörler gözetiliyor yorumunu yaptı. Meikai Üniversitesi Küresel Çalışmalar Fakültesi öğretim üyesi Kotani Tetsuo, Japonya'nın bu denemelere yönelik endişelerine dikkat çekerek, Afganistan ve Çin'le meşgul Biden yönetimi Kuzey Kore meselesiyle uğraşmak istemiyor. Füzeler havada uçsa da diplomasiyi vurgulama tutumları değişmeyecek değerlendirmesini yaptı. Kyodo Ajansı'na konuşan Keio Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Isozaki Atsuhito, Amerika ile yeniden başlayacak olası yeni müzakerelerde denediği füzeler vasıtasıyla Kuzey Kore'nin pazarlık kozlarının sayısını arttırmayı hedeflediğini savundu. Japonya'da geçtiğimiz aylarda göreve gelen Başbakan Yoshihide Suga hükümeti, askeri harcamaları üst üste 9. kez revize ederek bütçeyi 42 milyar dolara çıkardı. Planın içinde Çin'in artan askeri gücüne karşı koyabilmek için gelişmiş gizli avcı uçağı ve daha uzun menzilli gemi savar füzesinin geliştirilmesini finanse etmekte bulunuyor. Savunma Bakanlığı'nın Nisan ayı itibarıyla alacağı ve bu yıla oranla %1.1 artış kaydedilen askeri harcamalar 5.34 trilyon yen yani 51.7 milyar dolarla rekor kıracak. Suga'nın başında bulunduğu iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle bütçe tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başbakan Suga'nın selefi Shinzo Abe'nin orduya Çin de dahil olmak üzere potansiyel düşmanlara karşı daha gelişmiş menzil ve güce sahip yeni savaş uçakları, füzeler ve uçak gemileri temin etmek için askeri alanda sürdürdüğü genişleme politikaları devam ediyor. Çin bu yıl askeri harcamalarını %6.6 artırmayı planlıyor. Bu son 30 yılın en küçük artışı anlamına geliyor. Japonya ise uzun menzilli füzeler satın almanın yanı sıra ordusunun Çin, Kuzey Kore ve Asya'nın diğer bölgelerindeki uzak kara hedeflerini vurabilmek için silahlandırmayı ve eğitmeyi de hedefliyor. Ayrıca Japonya'nın 30 yıl sonra yeniden bir savaş uçağı projesine dönmek ve 2030'a hazır olmasını sağlamak için 40 milyar dolar kaynak ayırdığı belirtiliyor. Reuters'ın haberine göre F-35'lerin de üreticisi Amerikan Lockheed Martin Corp'un da yardımıyla Mitsubishi Heavy Industries tarafından yönetilecek olan projeye ilk etapta yeni bütçeden 706 milyon dolar kaynak sağlanacak. Japonya'nın düzenli orduya sahip olmamakla birlikte öz savunma kuvvetleri bulunuyor ve özellikle hava envanterleri konusunda doğrudan Amerika'ya bağımlı. Tokyo,
ülkenin güneybatısındaki Okinawa takım adalarını savunmak için uzun menzilli gemi savar füzesi geliştirilmesine başlamak için 323 milyon dolar harcayacak. Amerika'dan 628 milyon dolar değerinde 6 adet F-35 hayalet savaş uçağı satın alınacak. Bunlardan ikisinin kısa kalkış, dikey iniş B modeli olması öngörülüyor. Donanmaya, geleneksel muhriplerden daha az sayıda denizciyle faaliyet gösterebilecek iki kompakt savaş gemisi inşa etmek için 912 milyon dolar verilecek. Japonya ayrıca iki yeni savaş gemisinin güçlü yeni AEGIS hava ve balistik füze savunma radarları taşımasını istiyor. Ancak AEGIS donanımlı destroyerlerin takviye edilmesi planının Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi komşuların askeri tahkimatını arttırması için geçerli sebep teşkil edebileceği yorumları da yapılıyor. Ancak Japonya Bakanlar Kurulu, havadan gelebilecek tehditlere karşı ülke savunmasına katkı sağlayacak füze önleme sistemlerinin iki donanma fırkateynine monte edilmesine de yeşil ışık yaktı. Kyodo Ajansı'na göre iki destroyer takviyesi sonrası Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri bünyesindeki AEGIS donanımlı gemilerin sayısı 10'a ulaşacak. MSDF'ye yapılacak son tahkimatla Japonya, dünya genelinde Amerikan donanmasından sonra en fazla AEGIS donanımlı gemiye sahip ülke konumuna gelecek. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.